Buse Aydınlatma'nın katkılarıyla hazırlanan Belediye Ajansı başlıyor. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin ilk ve tek belediye ajansını sunan TV6 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burcu Gündüz, belediye ajansımız başlıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında Tanju Özcan hakkında CHP tüzüğünün 68. maddesi 1A ve 1B fıkralara uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir denildi. Kesin ihraç talebiyle CHP'de disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da değişim ve adalet temasıyla Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürümüştü. CHP Yüksek Disiplin Kurulu tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle disipline sevk edilen Özcan için toplanmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu'na savunma vermesi gereken Özcan, hasta olduğunu belirterek 4 günlük rapor sunmuştu. Özcan hastalığı gerekçesiyle savunma vermeye gelmemişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6.sı organize edilen Türk Dünyası Atasporları Şenliği 55. Keles Kültür Şeleni Koca Yayla'da yapıldı. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan atasporları birbirinden renkli müsabakalarla günümüze taşındı. Kültürüne, medeniyetine, tarihine sahip çıkan insanlarız. Özellikle anne ve babalarımızdan istirhamımız budur. Güreşimize sahip çıkalım, okçuluğumuza sahip çıkalım, Türk atasporlarına sahip çıkalım. Bunlara sahip çıktığımız ve yaşattığımız sürece de biz olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız inşallah. Türk dünyasının kalbi, Osmanlı'nın dibacesi, Cumhuriyet'in göz bebeği olan Bursa'mızda bugün binlerce yıllık Türk kültürü birikimine hep beraber şahit olacağız ve hep beraber de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Uluslararası Bursa Festivali'nin 61. yıl coşkusu tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün farklı bir konser ve etkinlik ile Bursalılara sanat dolu akşamlar yaşatan festivalin son konuğu Madrigal grubu oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 61.sı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Madrigal, Bursalılardan büyük ilgi gördü. Ben bu sefer çok heyecanlıyım, garip bir şekilde. Çok kalabalık bir seyirciye çalacağız. Üstelik benim memleketim burası. O yüzden bir kat daha heyecanlıyım. Umarım güzel bir konser veririz. Herkese şimdiden iyi eğlenceler. Kültür Park'a 3. gelişimiz. İlk ikisi de çok güzeldi. Bu da muhtemelen çok daha güzel olacak. Daha büyük bir kalabalık var. Heyecanlıyız. Şimdi tekrardan burada olmak çok güzel. Herkese şimdiden iyi eğlenceler. 2020 yılında yayınladığı Seni Dert Etmeler adlı şarkısıyla uzun süre müzik listelerinden düşmeyen Madrigal, Geçme Artık Sokağımdan, Aynadaki Görüntün, Ne Zamandır Sendeyim gibi parçalarını sırasıyla Bursalı hayranları için seslendirdi. Özellikle genç takipçilerinin dillerinden düşürmediği Dip ve Senden Yoksun gibi hit şarkılarını Açık Hava Tiyatrosu'ndaki binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Madrigal, sahne performansıyla da büyük alkış aldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Selahattin Gürkan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin 15 Ağustos itibariyle vatandaşın hizmetine girmesini planladıklarını söyledi.
Malatya ekonomisine büyük katkılar sağlayacak Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde 7 tip modelden oluşan satış dükkanlarının yanı sıra içinde konferans salonları, laboratuvarlar, simultane çeviri odaları, idari bina, toplantı ofisleri, emanet dolapları, kayısı müzesi gibi sosyal anlamda da birçok bölüm yer alıyor. Bütün müştemilatıyla, kütüphaneleriyle, güvenlik merkezleriyle, sağlık merkezleriyle, konferans salonlarıyla, müzeleriyle, sığınaklarıyla, ofisleriyle, banka şubeleriyle ve kayısı esnafımızın ticaretini yapacağı güzel ticarethanelerle ve içinde bulunduğumuz pazar yeri ve altının büyük bir sıra olduğunu düşünürsek hakikaten dünya standartında güzel bir dünya kayısı ticaret merkezi olur. Buradaki kayısının Malatya'ya sağlayacağı katma değer en az 2 milyar dolardır. Bu demek Malatya'nın 10 kat zenginleşmesi anlamındadır. Yükseköğretim Kurumları sınavına Buca Belediyesi dijital dershane ile hazırlanan Bucalı Asil Söylev 3 milyon 527 bin aday arasında Türkiye 31.si oldu. Başarılı öğrenciyi makamında ağırlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, hayallerine giden yolda çocuklarımızın yanlarında olmak bizim için büyük bir gurur dedi. Buca Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için hayata geçirdiği dijital dershanenin öğrencileri başarılarıyla bir kez daha göz doldurdu. Sınava dijital dershane ile hazırlanan İzmir Fen Lisesi ve Buca Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Asil Söylev, eşit ağırlık alanında aldığı 547'lik puanla Türkiye 31.si oldu. Asil Söylev şunları söyledi. Sistemin özellikle mesela okulda anlamadığım bazı dersler vardı. Coğrafya olsun, bazı konularda tarih olsun. Bu konuları dijital dershane üzerinden çalıştım. Bu konuları oradaki videolardan çalışarak öğrendim. Ve bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda uygulamanın arayüzü çok sade ve güzel, anlaşılır. Herhangi bir şekilde kafa karışıklığı yaratacak bir durumu yok sitenin ve uygulamanın. Aynı zamanda uygulama içerisinde günlük paragraflar bana çok farklı paragraflar okumamı sağlayarak çeşitli alanlardaki makalelerden veya öykü, roman kitaplarından parçalar olduğundan dolayı çeşitli paragraflar okumamı sağladı. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren bilgihanelerde öğrenciler bisikletleriyle güvenli sürüş etkinliklerine katılıyor. Bisiklet konusunda Türkiye'ye örnek uygulamalarıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu İbni Sina ve Ereğli Bilgehanesi'nde öğrencilerin bisikletleriyle evlerine ve bilgehanelere güvenle ulaşım sağlamaları için güvenli sürüş etkinliği gerçekleştirdi. Zabıtalarla olduğumuz için güvende hissettim. Çünkü yanımızda bir büyük olunca bisiklet sürmek bizim için güvenli. Uğur Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Güzel bir aktiviteydi. Çocukları eğlendirdiği için ona buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Hiçbir araba gelemiyordu. Rahatça sürdüm. Bir tık korkuyordum. Zabıta abi böyle engellediği için korkmadım. Bu etkinliği düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Böyle etkinlikleri devamını diliyorum. Çok keyifli oluyorlar. Teşekkür ediyorum. Evet, sürmeyi çok seviyorum. Uğur Başkanı'na buradan teşekkür etmek isterim. Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Formget yeni transferleriyle iddialı bir takım kurarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Saat ligi iyi başlayıp ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne devamını getirmek istiyoruz. Doğrudan da bu yıl da şampiyon olmak istiyoruz. Hem de Şampiyonlar Ligi'nde grupa gitmek istiyoruz. İlk önceliğimiz önümüzdeki İzlanda maçını almak. Yine Ankara'yı ve takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ligde. Without my players, they helped me too much. My players and the staff. And we are champions. I am very happy because of them. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Hopa Belediyesi 19. Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali kapsamında yapılan Pro Beach Tour Hopa etabı sona erdi.
3 gün süren karşılaşmalarda kadın ve erkeklerde 16'şar takım şampiyon olabilmek için mücadele etti. Hopa Belediyesi'nin 19. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivalleri etkinlikleri kapsamında ev sahipliğini yaptığı turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran, Irak, Ukrayna ve Azerbaycan'dan 32 takım katılırken karşılaşmaları Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Serhat Aslandaş ve çok sayıda sporsever izledi. Turnuvada birinci olan takımlar 25 bin, ikinciler 15 bin, üçüncü olan takımlar da 6 bin lirayla ödüllendirildi. Organizasyon, karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Bornova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile 8 mahallede hizmeti açtığı çocuk oyun ve aktivite merkezleri büyük ilgi görüyor. 9 noktada hizmet veren merkezlerden toplam 1350 çocuk yararlanıyor. Ev kadını anneler 3 ila 6 yaş arası çocuklarını haftanın belirli gün ve saatlerinde emanet ettikleri merkezler sayesinde sosyal yaşamın içinde daha fazla yer alabiliyor. Anneler 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklarını haftanın belirli günleri ve saatlerinde uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezlere bırakabiliyor. Çocuklar bu merkezdeki güvenli ellerde hem eğlenip hem öğreniyor. Okul öncesine yönelik zeka geliştirici oyunlarla keyifli zaman geçiren çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanıyor. Çizim, boyama, kesme, katlama, yapıştırma gibi etkinliklerle el becerileri geliştiriliyor. Her gece canlanır, insanlar gelince dolaşılır. Yıl içinde özel etkinliklerin yapıldığı merkezlerden yararlanan çocuklar, yıl sonu gösterileriyle de ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşıyor. Anneleri de çocukların güvenli ellerde olduğu bu sürede gündelik işlerini yapıp kendilerine zaman ayırabiliyor, sosyal yaşamın içinde daha fazla yer alabiliyor. Efeler Belediyesi tarafından Işıklı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde üretilen domateslerin bu yılki ilk hasatına başlandı. Şevketi Bostan, enginar, kuşkonmaz, kekik, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve daha birçok tarımsal ürünü yetiştiren Efeler Belediyesi, Işıklı Mahallesi'ndeki 7 dönümlük domates tarlasından da ilk mahsulünü aldı. Nisan ayında domates tohumlarını toprakla buluşturan işçiler, sepetlerini %100 kadın emeği tarımsal ürün fabrikasında işlenecek domateslerle doldurdu. Hasat edilen domatesler Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyenin %100 kadın emeği tarımsal ürün fabrikasında işlenecek ve raflarda vatandaşların tüketimine sunulacak. Efeler halkına daha rahat bir yaşam sunmak için tarımsal çalışmalara önem verdiklerini söyleyen Başkan Mehmet Fatih Atay, "Efeler halkımız için güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı sağlamayı görev biliyoruz. Halkımıza ve efelerimizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için tarımsal çalışmalarımız devam edecek," diye konuştu. Farklı branşlarda düzenlenen hobi ve meslek edindirme kurslarında yüzlerce kadını bir araya getiren Bayraklı Belediyesi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Hem eğlenmek hem de öğrenmek isteyen tüm kadınları kurslarımıza bekliyoruz," dedi. Kadınlarda yeni hobi alanları açmak ve meslek edindirmek için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, yeni dönemde de yüzlerce kadına ücretsiz kurs imkanı sağlayacak. Bu kapsamda takı tasarım, resim, ahşap boyama, makrome, tel kırma, kuaförlük, bilgisayar, protez tırnak ve cilt bakımı kursları verilecek. Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenecek kurslara tüm ilçe sakinleri ücretsiz olarak katılabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Toplumun her kesimine yönelik çeşitli kurslar düzenleyerek fırsat eşitliği sunuyoruz. Her yıl yüzlerce kadının öğrenmesine, sosyalleşmesine ve kazanç elde etmesine imkan sağlayan bu kurslardan tüm Bayraklıların yararlanmasını temenni ediyoruz. El emeği başımızın tacıdır," dedi. Müzik.
Marmaris Belediyesi 4 yıllık süreçte öz kaynaklarıyla seralarda 1,5 milyon mevsimlik çiçek ve 127 bin çalı bitkisi üretti. Toplamda 8 milyon 725 bin TL tasarrufta bulundu. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 serada sürekli bitki üretiyor. Yetiştirilen çiçekler ve süs bitkileri Marmaris'in parklarını, kavşaklarını ve refüjlerini süslüyor. Söz konusu üretimle peyzaj çalışmalarında kullanılacak 1,5 milyon mevsimlik çiçek, 127 bin çalı bitkisi için ödenecek tutarı harcama kalemlerinden çıkaran Marmaris Belediyesi, bu çalışmayla 8 milyon 725 bin Türk lirası tutarında tasarruf sağladı. Üretilen bitkiler arasında süs lahanası, portakal nergisi, açelya gibi mevsimliklerle 5 çeşit lantana, kufeya, begonvil, papatya, ateş dikeni, boylu ve bodur zakkum, şeflara, benjamin, adamercanı, Japon gülü, Japon şemsiyesi ve starlıça gibi çalı bitkileri yer aldı. Öz kaynaklarıyla mevsimlik bitki ve çalı üreterek tasarruf sağladıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediyesi olarak önceliğimiz bütçemizi doğru ve verimli bir şekilde kullanmak. Bu amaçla üretime çok önem veriyoruz. İlçemizin parklarını, refüjlerini süsleyen bitkilerimizi 4 adet seramızda kendi imkanlarımızla yetiştiriyoruz. Bu sayede büyük oranda tasarruf sağlıyoruz, dedi. Sevgili izleyenler, belediye ajansımızın da bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hafta içi her gün saat 19'da TV6 ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Buse Aydınlatma'nın katkılarıyla hazırlanan Belediye Ajansı sona erdi.